Şerife ile yaşam programlarını ve kendi evinde kendi mahsulleriyle verdiği Şerife ile bir gün atölyesini kuran Şerif Aksoy ile birlikte organik ve doğal beslenme üzerine konuştuk. Türkiye ve dünyada organik gıdalara olan ilgi son derece arttı. İnsanlar sağlıklı beslenme adına organik ürünlere yöneldi. Peki organik dediğimiz ürünler gerçekten doğal ve sağlıklı mı? Yani biz organik lafı ve sürdürülebilirlik çok kirletildi. Türkiye'de organik olabilecek alanlar sanırım parmakla sayılabilecek kadar azdır. Çünkü organiğin gerçekten kurallarına baktığınız zaman olması gereken nitelikleri arasında çok ciddi kurallar var. İşte en büyük olanı üzerinden uçak geçmeyecek. Şimdi Türkiye'de böyle bir alan var mı bilmiyorum. Yani olabilir ama sayılıdır. Organik sertifika alan yerler var, işte tavukçular var, işte son dönemde gördüğümüz etçiler var. Alıyor olabilirler. Açıkçası tam net bilgi yok bende. Bununla ilgili bilmiyorum. Nasıl alındığını da bilmiyorum. Ben doğal kelimesini seviyorum. Çünkü bizim köklerimizde, benim anneannemin bahçesinde, dedelerin bahçesinde böyle bir taraftan işte sarı bilmediğim bir çiçek fırlardı. Öteki tarafta bir şey olurdu. Burada bir fasulye çıkardı, burada bir domates. Bugünkü geldiğim anlayışta hepsinin bir nedeni olduğunu biliyorum artık. Yani o çiçekler boşuna değilmiş. O kadife çiçekleri boşuna çıkmıyormuş. O böyle seraların etrafında çiçekler olurdu, boşuna ekilmiyormuş. Belki başlangıçta kendiliğinden çıktı ama sonra anlamlandırıldı. Dediğim gibi geriye dönüp anlamlandırdı. Baktığımız zaman doğal tarım bizim için doğru kelime. Onarıcı tarım bizim için doğru kelime. Organik olmayalım. Gerek yok. Çünkü biraz kirlenelim de. Çünkü insan adaptasyonu en güçlü olan canlı. Bu yüzden hayattayız. Bu yüzden en olması gereken yerdeyiz. Çünkü adaptasyon yeteneğimiz mükemmel. Yani ben buradan alıp bir tavuğu ya da bir fideyi Alaska'ya götürsem yaşayamaz. Ama biz 10. günde hemen uyum sağlayabiliriz. En güçlü olduğumuz taraf bence bu. İyiye de kötüye de adaptasyon yeteneğimiz çok güçlü doğada. Ve de bunu kullanarak kirleneceksek de kirlenmeyi de göze alarak ama bugünün koşullarında tekrar kendimizi var etmeliyiz. Evet, çok iyi gıda yok. Evet, tarım bir noktada kirlendi ama bir şekilde belki daha az yemeliyiz. Belki saatlerimizi ayarlamalıyız, belki yediklerimizi seçmeliyiz. Dolayısıyla doğal tarım prensiplerinin uygun olduğu şekillerde organiği kullanmadan bu doğaya uyum sağlamalıyız.